Lan mı iyisi? Oo. Hadi zıpla zıpla. Bence. İşi basit indirge. İşi basit indirgemiş. Güzel diyorum yani diğer. Porsuk konuk evinin bahçesindeyiz. Burada. Fotoğraf çekti. Gelin galiba. Burası sanki en geniş. Burası bambaşka bir ortam olmuş. İnsan kendini çok farklı bir yerde hissediyor. Arkamızda su sesleri güzel bir bina bu tarafta. Gondollar, tekneler. Nehir, Porsuk çayı ama. Oradan buraya demek ki gişesi burası. Akşam buralar oldukça canlıydı bak. Gündüz tabi millet ne yapacak? Ancak kahvaltıya gelenler geliyor. Onun dışında gez bizim gibi gezenler. Ben nereye gidiyorsun? Gondollar yaklaşacağım diye bakıyordum. Evet. Çok tehlikeli. Doğru, 4 kişilik herhalde. 2 kişilik bir kişi oturmuştu. Saat kaçta başlıyor turlar? 1.30. He? 1.30. Nasıl? Saat 1.30'da başlıyor turlar. Şu an öğle masaya gireceğiz son turlarımız. He. Yok şimdi sabah dedim. Kaçta başlıyor? Sabah 10.45. Şimdi bu gelecek, tur bitecek mi? Orada bekleyenler var. Aynen. Gelecek, bekleyenler de. He. 10.45'te iş başı yapıyor. 12.30'da öğle arası. Oh, keke valla değil mi? Bazen insanlar Serpil! Buradalar. Tamam insan oradan çık. Hıh!
böyle. Bu ne şey? Onlara bilet satmadı. Dedik ki öğle arası şimdi dedi, bir saat. Adam 11'de aç, 11'de başlıyor, 12.30'da öğle polası veriyor. Bir de bir saat. Abi tekne de geçiyor. Bunlar geçiyordu ileride. Eskişehir'deyiz. Eskişehir'de tabii ki yerel lezzetlerden. Bugün çiğ börek yiyoruz. Özel çiğ börekten bir yere çıktık. Tıp çiğ böreklerimiz geldi. Herkese afiyet olsun. Tarihi lezzetlerden tatmak isterseniz çiğ böreklerden muhakkak yiyin. Bunun haricinde balaban köftesi var. Köbete denen bir börek cinsi var. Bunları tadabilirsiniz. Onları da söyle, bakacağız tatlılarda. Afiyet olsun Turg abi. Çok lezzetli bir çiğ börek yiyoruz. Oo, arkanızdaki evler de sizin nerede olduğunuzu gösteriyor. Oo, tam da üstüne geldi video çekerken. Süper oldu. Balaban köftesi miydi? Şey, sen menüyü götürdün, getirsen menüyü. Evet. Başka yiyecek bir şey. Balaban köftesi. Böyle pidenin üstüne şey koymuş gibi, İskender'in köftelisine benziyor. Evet. Salçalı ekmek üzerine. Şöyle baktım. Tamam. Yoğurtlu, biberli bir salça var. Üzerinde de köfteler var. Buna balaban, Eskişehir'de balaban köftesi diyorlar. Bunun bakalım, üstüne şöyle tadına de... bakalım. Böyle lezzetli çiğ börek. Eskişehir'in meşhur yemeği. Evet. Balaban köftesi. Üstünü bir de közlenmiş. Evet. Domatesle biber koysalarmış. Tam benlik olurmuş sanki. Çok güzel. Eskişehir'de akşam oluyor. Çarşıda son. Böyle. Abi ben GoPro aldım bir tane böyle 9 ama Ösku elindeki düğmeye basınca çalışıyor. Yoksa yukarıdan mı basman lazım? Yukarıdan basma. Bunu bununla olmaz. Olmuyor değil mi öyle? Evet. Hararetle. Hakikaten ha, yüksek dedi. Evet, İyi düşünün. Çocuklar için ne güzel para veriyorlar başka Hobilik, hobilik. Lastikten herhalde. He? Lastik kauçuk şeyde. Bak hemen. Chase. Vallahi çok nadir böyle. Gür sesim varmış ya. Ne zaten ki? Yoksa 3 lira, 4 lira, 3 lira, hatta 5 lira kadar gidiyor.
Gel çay bu tarafta. Ha, sonra yolumuzu aynı şekilde geri dönmemiz lazım oraya. Londra'dan da. Gel şu odun pazarı. Neydi? He. Düve taşı sergisi. Al sana bozacı. İç, bulursam içerim diyordu. İçiyorlardı hakikaten ha. Ben iç, seninkinden içerim. Hayırlı işler. Bunlar dondurma herhalde. Aynen dondurma. Siz boza mı yiyorsunuz? Evet. Ha, afiyet olsun. Vefaya benziyor mu? Daha güzel. Yazın pek boza içmezler ama nasıl bu? Yaz kış yapıyor herhalde. Valla bence alın. Beğenmezseniz ben ısmarlarım. Bir bardak al denemek bakalım. İki bardak. İki bardak. Evet. Genelde kışın oluyor boza ama yaz kış siz... Biz yazında yapıyoruz efendim. 10 senedir yapıyoruz. Buyurun. Hey. Özel bir tarif mi? Bir bardak versen boza içeri. Başka şeyler veriyor musun? Siz içiyor musunuz? Eve götüreceksin. Bozanın özel şeyi var mı senin karışık? Yani özel bir şey var mı? Biz boza pek tanımıyoruz da. Neden? Şurada yaz yani. Mısır? Mısır şeker su efendim. He, mısır şeker su. Al bakalım. Ben bir tane alayım. Bazı... O öyle seri çıkartıyor. Sen bir tane bize yeter. Şuna kaşık al bir tane. Hani böyle şuralı ya. Yetiyor mu iki? Kaç tane oldu acaba? 4 kilo alacağım. Sen bir tane aldın mı? Şuradan bir tane parasını al da şefim. Bir sana balık ekmeyelim istersen. Evet, bir tane bizden al. Bir tane mi? Evet. Abi ben buraya 4 kilo daha bıraktım. Bir tamam, tane bereketler. Oo. Teşekkür ederim. Sen çok beğendin herhalde. Sağ ol, hayırlı işler. Aynen. Beğendim, daha sonra alırız onu. Aldın mı sen? Hadi çıkalım, biz aldık. İçmem. Gel şurada içelim. Şuraya koy. İyi de 20 liraymış. Şimdi bir tadına bakmam lazım. Başka bir şey de verir misin boza deyince? Adam çekiyor. Nerede? Hazır olmuştum. Kara kedi. Evet, şimdi Eskişehir'de neydi bu? Kara kedi bozacısı. Evet, burada evet. Boza meşhurmuş evet. Ve yaz kışta yiyorlarmış. Evet. Ve soğuk buzdolabından baya. İstanbul'da Vefa Bozası'nın bilanlarla kıyaslarsak bunlar biraz daha koyu. Biz genelde kışın içeriz bozayı da İstanbul'da o yüzden. Vefa'yı tercih ediyoruz. Vefa'yı içtiniz mi siz? İstanbul'a gelip bir Vefa... Ben içmediğim için daha iyidir. Soğukluca daha mı iyidir? Vefa Bozası'ndan evet, evet. Bir içeyim. Tadı... Bu yazlık boza herhalde. Soğuk soğuk güzel. İyi akşamlar. Tadı. Değil mi? Tadı böyle muhallebi gibi. Muhallebi gibi. Bir de şey bak, hani biz biraz daha şeyi. Biz biraz daha ekşimtırak severiz bozayı. Biraz ekşitirler ya. Bu fazla evet. Ekşi dediği sanki. Evet. Hı? Ben. İçim yok. Ye. Sen. Hadi ya. Çok methettiler ama. Bak şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Ve İstanbullu olarak vefayla adam şunu söyledi. Zaman biz ne dedi? Damak tadı daha değişik. Hayır bak şey de farklı. Mısır. Hı hı. Vefadaki boza mısırdan değil. Evet. Darıdan. Evet. Buğday darısında. He, o daha iyi ama. Anladın mı? O yüzden fark var. O yüzden bunun rengi daha koyu ve bu hani tabii yazın olduğu için adam soğutmuş da sadece rahat yesinler diye. Sadece soğuk diye şu an senin balık hoşuna lokantası. Gidiyor. Hatta bak şurada balık var ha. Evet. Titreyen yerde gel, kesin. Gel o zaman balık. Şu ileriden bakalım.
Tesadüfen tam üstüne ne kadar bina kondurmuşlar be. Burada da her yer lüle taşı şehit oldu he. Hamd var. Alabalık, kupra, içecek. Fiyatlar uygun. Adam oldu var. Adam gelmiş köprünün üzerine otel kondurmuş. Baksana koca. Nehrin üzerindeyiz. Eskişehir'de Porsuk Nehri boyunca kordon yürüyüşü değil mi? Standart dedi. Nehir ve deniz kenarında kordonlar olur. Burada evet. Da evet Eskişehir'de de. Kordon boyunca güzel. Porsuk. Çay bahçeleri, oturup kafeler. Kafeler var evet. Marketler var, yiyecek yerleri var, her şey var. Balıkçılar var, lokantalar var. Biz de gece yürüyüşümüzü yapıyoruz. Bu akşam Eskişehir'deyiz. Yeri nasıl işaretledik? Tramvayın orası. İyi akşamlar. Dolaşıyoruz şimdi, sonra bakarız. Teşekkürler. İyi bu tarafa geçmişim. Tamam yürü. Valla nehrin geçtiği yerler biraz hareketleniyor. Kahveler, şeyler var. Hafif seviniyor. Burası daha sakinmiş.